İlaçlama tabii ki çok önemli faktörleri bünyesinde içeren, dikkat edilmesi gerekli olan pek çok faktörü de bünyesinde barındıran bir uygulama. İlaçlamada en çok dikkat edeceğimiz husus kullandığımız suyun temiz olması, pH'sının çok düşük veya çok yüksek olmaması, mümkünse nötral seviyede olması ki su kaynaklarımızda bunu temin edemediğimiz zaman çeşitli pH düşürücüler bile kullanabiliriz. Zira suyun içerisine koyduğumuz ilaçlarımız aktif maddeleri olsun, ilaçların emulgatör dolgu maddeleri olsun, suyun pH'sından etkilenip kimyasal yapısında bazı bozulmalara sebebiyet verebilmekte. Bu konu genelde çok dikkat edilmeyen, çok kısa sürede ilaçlama yapmak hedeflendiği için genelde bu konuya pek riayet edilmeyen bir durumda kalmakta. Özellikle bu toprak ilaçlaması dediğimiz yani yabancı ot kontrolü için toprağa ilaçladığımız durumlarda kullanacağımız su miktarı dekar açısından çok önemli. 1 dekara 40 litre 50 litre su kullanmamız gerekir. İlaç partiküllerinin toprak yüzeyine ne kadar çok fazla yapıştırabilirsek, ne kadar eşit seviyede düşürebilirsek yabancı ot kontrolü başarımız da o seviyede artmakta. İlaçlamada tabii bazı genel kaideler var uymamız gereken. Bizler insan olarak kendi sağlığımızı korumakla yükümlüyüz. İlaçların hepsi her ne kadar masum olanları da olsa yani bir böcek ilaçları kadar bir ot ilaçları zehirli olmasa da kimyasal maddelerden çok uzak durmamız gerekir. Bunun için eldiven ve maske mutlaka kullanmalıyız. Özellikle de ilaçlama esnasında havanın durumu, rüzgarın hızı, rüzgarın şiddeti çok büyük önem arz etmekte. İlaç zerrelerinin yere düşmesini etkileyecek veya engelleyecek seviyedeki aşırı rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmamamız gerekiyor. Hava sıcaklığı da diğer etmenlerden biri. Özellikle bu toprak ilaçlarını yaptığımız dönemde çok soğuk havalarda aşağı yukarı don seviyelerinde ilaçlama yapmak doğru değil. İlaçlama yapılırken bütün traktörlerin üzerinde vites seçeneklerin içerisinde motor devir hızına göre, motor devir dönüş süratine göre belli bir kilometre aralıkta ne kadar sürat yaptığı bellidir. Ve genelde bunu üreticilerimiz yerel tecrübeleriyle, kendi yerel tecrübeleriyle ayarlamakta ve bu tecrübelerine dayalı olarak kullandığı aletlerin standardını kendileri belirlemektedirler. Oysa traktörün hızına göre yaptığımız alan yani ilaçlayabildiğimiz alan aynı su miktarıyla değişebilmektedir. Burada çok önemli olan bir hususu dile getirmek isterim. Genelde tüm çiftçilerimizin yaptığı en büyük hata ilaçlamada az su kullanımıdır. Oysa ilaçlamada dekar başına kullandığımız su miktarı burada 40-50 litrelerden bahsettik. Bir buğday herbisi uygulamasında da 30 litrenin altında olmaması gerekir. Bu bizim ilaçlamadaki başarımızı çok yukarılara taşır. Kullanacağımız ilaç miktarlarının bir miktar da olsa azalmasına da neden olur. Dolayısıyla çevreye ve doğaya da daha az zarar vermiş oluruz. Ziraat ilaç firmasının üretimini yapan bütün firmalar ilaçların üzerindeki etiketlerde gerekli olan dozları kullanıcılar için mutlaka açık ve okunur bir şekilde etikette ifade ederler. Bu dozlara mutlaka riayet etmek gerekir. Kullanım dozu eğer daha aşağılara çekilirse amaçlanan hedeften sapılmış olur. Eğer fazla ilaç kullanılmış olursa bitkilerde fitotoksik etki veya özellikle bizim yaptığımız bu toprak ilaçlamasında bitkilerin toprak yüzeyine çıkışlarında, çimlenmelerinde, intaşlarında bir takım problemler meydana gelmektedir. Onun için ilaçlama aletlerini kullanmadan önce, ilaçlamaya girmeden önce mutlaka aletlerin kalibrasyonunu yapıp o şekilde ilaçlamaya başlamak en doğrusu olacak. İlaçlamada üreticilerin uzman kişilerden yardım alarak doğru bir ilaçlama programı belirlemesi gerekir. Tüm ilaçlamalarda uygulayacak kişi mutlaka maske ve eldiven kullanmalıdır. İlaçlamadan sonra boş ilaç kutuları yakarak imha edilmeli, doğaya atılmamalıdır. Aksi halde çevrenin ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Esas çok önemli bir konumuz var. Onu burada dile getirmeden geçmemiz doğru olmaz. Tarlalarımızda yaptığımız ilaçlama sonrasındaki ilaç ambalajlarımızı doğayı ve çevreyi kirletmemek adına belli bir alanda toplayıp bu topladığımız ambalajları yakmak suretiyle ortadan kaldırmamız gerekir. Veya ülkemizde de eğer çöp kültürü çok gelişirse plastik ambalajlar veya karton kutu ambalajlar
belli bir bölgede toplanıp tabiatın, doğanın, çevrenin kirlenmesini önleyecek tedbirler alınabilir. Özellikle ilaç boş kutularının boş olarak bırakılması veya su kaynaklarına atılması, aktif maddelerinin suyun içerisinde çözünerek yeraltı sularına karışmasına sebebiyet vermekte. Bu şekilde de yeraltı sularımız bizim temiz içme suyu kaynağı niteliği taşıdığından gelecekte içme sularımızın temizliğini tehdit eden boyutlar oluşturabilmektedir. Bu ilaçlama kadar önemli, hatta ilaçlamadan daha önemli bir husustur.